Selamünaleyküm arkadaşlar. Leziz Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün birbirinden leziz lezzetlerin buluşmasıyla harika sonuçların ortaya çıktığı bir yemek olan etli bamya yemeğini yapacağım. Haydi başlayalım. Bunun için öncelikle doğradığım bir tam soğanı yarım çay bardağı sıvı yağda az karamelize edip önceden haşladığım kırmızı etleri ilave ediyorum. 1-2 tur karıştırıp 1 yemek kaşığı domates salçası da ilave ediyorum ve salça iyice eriyip yemeğe karıştıktan sonra doğramış olduğum 1 kapya 2 de yeşil sivri biber ilave ettim. 1-2 dakika karıştırarak pişiriyorum. Bu arada biraz daha yağ ilave ettim. Yani toplamda yarım çay bardağından biraz fazla yağ kullanmış oldum. Evet, bir diş sarımsak da ilave ediyorum. 1-2 tur karıştırıp domates sosunu ilave ediyorum. Domates sosunu yarım olan konservenin yarısı kadar kullandım. Eğer domates sosunuz yok ise 2 veya 3 tane domates rendeleyip kullanabilirsiniz. Domates sosunu ilave ettikten sonra yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirdim. Bu aşamada 1 yemek kaşığı pul biber ilave ettim. Şöyle 1-2 tur daha karıştıralım ve artık haşlamış olduğumuz etlerin suyunu da ilave ediyorum. Suyun miktarını ölçmedim arkadaşlar. Tamamen göz kararıyla ilave ediyorum. Zaten yemeğimizin üzerini az geçecek kadar olması yeterli. Bu arada et suyunuz az ise normal sıcak su da kullanabilirsiniz ama mutlaka sıcak olsun, kaynatılmış olsun. Ve sıkmış olduğum yarım limon suyunu da ilave ettikten sonra artık buzluktan çıkardığım bamyaları da ilave ediyorum. Ve bamyaları ezmeden hafif karıştırıp iyice yemeğimizin suyuyla buluşturup çözülmelerini sağlıyorum. Zaten hemen çözüldüler. Artık son olarak yemeğimizin tuzunu da ilave edip kapağını kapatıyoruz. Ve 20-25 dakikada pişiriyoruz orta ateşte. Evet, yemeğim servise hazır. Görüntüsü, lezzeti, kıvamı tam yerinde bir yemek oldu. Bütün ayrıntılarıyla sizin için çekmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu arada dilerseniz açıklama bölümünden malzeme listesine de ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizler için etli bamya yemeğini hazırladım ve harika bir sonuç elde ettim. Siz de denedikten sonra yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoların devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabım Becerikli Serap'tan da beni takibe alabilirsiniz. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.